dün yürekler ağızlara geldi. Antalya'dan gelen haberle ve Antalya'da teleferik kazası yaşandı. Bir yurttaşımız yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı, onlarca insan saatlerce mahsur kaldılar teleferikte efendim. Ve o teleferik kazasıyla ilgili olarak da özellikle mahsur kalanların kurtarılmasıyla ilgili çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor, altını çizelim hemen. Yaklaşık 16-17 saattir çalışmalar sürüyor efendim. Metrelerce yüksekte kalan, önce açıklanan rakam 184'tü. Tabii ki ilerleyen her saatte, her dakikada mahsur kalanlar kurtarıldı. Üstelik şuradan da sizlerle paylaşalım. İşte kurtarma çalışmalarından böyle görüntüler ortaya çıktı. Metrelerce yüksekte bir can pazarı yaşandı ve bunlar canlı görüntüler efendim. Bir kişi yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanı 15 kabindeki 98 kişi tahliye edildi dedi. Yine tahliye çalışmaları devam ediyor. Özellikle bölgede çok yoğun bir çalışma olduğunun altını çizelim. Bir halat kopması, bir direk devrilmesi olarak açıklandı. Savcılık devreye girdi. Bir heyet de inceleme yapmaya başladı. Sizlerin de takip ettiği gibi gördüğünüz üzere çelik halatlarla mahsur kalanlar böyle aşağıya doğru indiriliyorlar. Hemen arkadaki teleferiklerde de yine mahsur kalanlar kabin içerisindeler. AFAD'dan, AKUT'tan çok sayıda tabii ki çalışan var. Dediğimiz gibi yüksekte saatlerce kalan insanlarımız oldu ve bu teleferik kazası bayramın son gününde yürekleri ağızlara getirdi. Görünmez bir kaza olarak ifade etmek mümkün. Özellikle bölgedeki çalışmaların devam ettiğini vurgulayalım ve 15 kabindeki 98 kişi kurtarıldı. 9 kabinin tahliyesi sürüyor. Gece karanlığında devam eden çalışmalar var. Antalya'ya gidenler, Antalya'yı bilenler çok rahat böyle gözünün önüne getirecektir. Özellikle işte plajdan dağın yüksek yamaçlarına doğru bir teleferik hattı. 2017 yılında hizmete girmişti. 2016'da çalışmalar başlamış. 2017'de hizmete girmişti. Ve işte bugün Türkiye'nin gündemine bir kazayla oturdu teleferik hattı. Zamanla bir yarış var elbette ve işte bu zamanla yarış içerisinde 9 kabinin tahliyesi sürüyor. Gece görüşlü helikopterler devreye girmişti gece karanlığında. Şu dakika itibariyle de yine aynı şekilde helikopterlerin çalıştığını ifade edelim. Vinçler çalıştı, itfaiyelerin merdivenleri çalıştı. Genç, yaşlı, gerçekten 200'e yakın insan büyük bir endişeyi, korkuyu yaşadı Antalya'da ve o kurtarma çalışmaları esnasında gerçekten ekipler canlarını dişlerine taktılar ve insanları kurtardılar. 15 kabindeki 98 kişi tahliye edildi. Şu an ekranlarınızda Antalya'dan canlı olarak görüntüleri takip ediyorsunuz. Çok sayıda kabin havada asılı kaldı. Dediğimiz gibi şu anda 9 kabinin tahliyesi sürüyor. Bu kabinlerde 8 kişi genelde bulunuyor ve işte bu kabinlerde de elbette çok büyük bir panik, endişe yaşandı. 54 yaşındaki Memiş Gümüş ne yazık ki hayatını kaybetti. 7 kişi o teleferiğin alt kısmının açılması sonucu yüksekten düşerek yaşamını yitiren vatandaşımız gibi 7 kişi de yaralandı. Acil şifalar diliyoruz. Özellikle bu yüksek noktada sarp kayalık arazide helikopterlerin çalışması da o kadar kolay olmuyor ama ekipler hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Bölgeden elbette ki gelen sıcak ve son dakika bilgilerini sizlere son söz içerisinde
aktaracağız. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek bizlerle birlikte ve hemen Sayın Başkan'a son durumu soralım. Son bilgileri, gelişmeleri kendisinden alalım. Sayın Böcek, geçmiş olsun diyelim her şeyden önce. Uzun süredir devam eden de çalışmalar var. Son bilgiler, son gelişmeler nelerdir acaba? Çok teşekkür ediyorum. Dün saat 17.28'de olan bir talihsiz kaza bir vatandaşımız hayatını kaybetti. 7 orada yaralımız vardı. Sonra tahliye sırasında 3 vatandaşımız daha yaralandı. Hafif 10 yaralı oldu. Vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 10 vatandaşımıza da acil şifalar diliyorum. Şu anda 15 kabinden 112 vatandaşımızı kurtardık. Bunun 45'i havadan, diğerleri de itfaiye ekibimizle beraber. Gece görüş olmadığı için bazı helikopterler görev yapamadı. Sahil güvenlik helikopterleri hızla çalışmalarına devam ediyor. Bir taraftan da işte İstanbul'dan, Ankara'dan, Muğla'dan gelen itfaiye ekiplerimiz var. Onlarla beraber de bizim Antalya Büyükşehir Belediyesi ekibi ve tüm kurum kuruluşlarla, valimiz de burada, AFAD Başkanı da burada, milletvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız burada, birlikte yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz de o saat itibariyle buradaydık zaten. Grup Başkan Vekilimiz Ali Mahir Bey de burada. Şu anda da hızla inşallah 9 kabin kaldı. Orada da vatandaşlarımızı en kısa zamanda kurtaracağız inşallah. Sayın Böcek, bu kazanın oluşumuyla ilgili olarak bir bilgi, detay vermeniz mümkün mü acaba? Farklı bilgiler dolaşıyor. Net olarak nasıl gerçekleşti bu kaza? Şimdi şöyle, tabii ki burası biliyorsunuz bizden önce, ben 2019'da geldim Büyükşehir'e. 2017 yılında hizmete açılmış bir Antalya Büyükşehir Belediye'mizin bir şirketi burayı işletmekte. Ve biz de aynı şekilde burayı yapan da her yıl ağır bakımı yapılan, işte yılbaşı itibariyle ağır bakımını yaptırdık ve aynı zamanda rutin bakımlar da yapılıyor. Ve burası, bu firma Antalya, işte Isparta, Davraz, Pamukkale, Uludağ gibi yerlerin de teleferik bakımını yapan firma. Ve biz de 5 Mart'ta bu ağır bakımı yapıldıktan sonra hizmete açtık tekrar, yani yaz sezonu gibi. Sezon başladı, yerli yabancı konuklarımız başladı. Bu şekliyle devam ediyoruz. Tabii ki bu konu biz önce şurada geride kalan işte 60'a yakın vatandaşımızın hızla kurtarılmasından yana, sonra adli konular, diğer soruşturma bu konuyla ilgili zaten ilgili kurum, makamlar bununla ilgili gereğini yapacaktır. İşte sosyal medyada olsun, farklı adreslerde olsun, özellikle bakım üzerinden bir mesaj veriliyor ya da tartışma başlığı açılıyor. Şimdi ama siz... Şunu söyleyeceğim, şunu özellikle altını çizerek söylemek isterim. Şimdi bir siyasetin azımsızlığı, bunlar çok şık olaylar değil. Benim bu konularla ilgili o gibi trollere veya şeylere cevap verecek durumda değilim. Ben vatandaşımızı nasıl bir an önce kurtulur ona bakıyorum. Onlar sosyal medyadan bunları siyasete alet etmeye çalışmış olabilir. Halbuki bu kendi dönemlerinde başlayan firma, aynı şekilde şirket yine aynı. Aynı şirkette, devlette devamlılık var. Biz bunları devam ettiriyoruz. Şu an için 60'a yakın yurttaşımızın kabinlerde olduğunu ifade ettiniz. Gece de hiç ara vermeden çalışmaları sürdürdünüz. Siz de bu çalışmaları birebir yakından takip ediyorsunuz elbette. Ne kadar zaman içerisinde sonlanır? Öyle bir öngörünüz var mı? Şimdi Scorsese, o büyük şey var, o uçakla şeylerde var, helikopterler. Onlar alamıyor, başladılar ama deneme yapıyorlar, ama sahil güvenliğin işte 4 tane, şimdi 5 olacak herhalde, sırasıyla artıyor. O alabiliyor, o biraz daha küçük. Orada şey, mesafeleri tabii çok önemli. Çok hafif de bir rüzgar var.
O yüzden biz dediğim gibi biz burada doğru olanları yapmaya çalışıyoruz. Tüm kurum kuruluşlar, Sayın Valimiz, AFAD Başkan da burada. İşte dediğim gibi siyasilerimiz, genel başkan yardımcıları burada. Evet. Grup başkan vekilimiz. Biz buna bakıyoruz. Ucuz siyaset yapanları olabilir. Bunu geçmiş dönemdeki afetlerde hep görmüş birisiyim ben. Bu konularla ilgili hiçbir zaman biz doğru olanları yapmaya da devam edeceğiz. Sayın Böcek, çok teşekkür ediyorum. Çok da sizi böyle alıkoymak istemiyoruz. Elbette orada çalışmalar devam ediyor. 60'a yakın insanımızın kurtarılması için hummalı bir çalışma var. Buyurun. Evet efendim. Çok teşekkür ediyorum. Size iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Geçmiş olsun diyelim bir kez daha.